Hepinize yeni bir biraz online videosundan merhabalar arkadaşlar ben Bahadır. Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi büyük açılışa Rise Online'ın official'ına 5 gün kaldı. Cuma günü yeni serverlarımız geliyor ve biz de bu yeni serverlarda tam gaz başlıyoruz. Ee, Rise Online'da bildiğiniz gibi Rogue Clan kuracağımı söylemiştim önceki videoda. Şu an 10 kişilik bir açığımız kaldı sadece. Ee, 10 kişi daha geldiği zaman klanımız full olarak başlayacak. E, klanımızın hedeflerini, amaçlarını ve neler yapacağımızı sizlere hızlıca bir özet geçeyim. Klanımız okçu klanı olacak arkadaşlar. 4 parti şeklinde ilerleyeceğiz. E, şu an 8 okçu ve 2 pire açığımız kaldı sadece. Klana gelmek isteyen arkadaşların tek zorunluluğu X premium alarak oyuna başlamak. X pire alıp levele ilerleyeceksiniz. Klanda bir partide farm premium olacak sadece. E, onlar da o şekilde ilerlemek istiyorlar. Yani şöyle. Klan 4 parti olacak. Bir parti komple PK yönelik kasacağız. Ben de bu partinin içinde bulunacağım. Çok farm atmayacağız. Tabii ki farm atmak isteyen farm atabilir. Ama genelde önde olup krallığa oynayacak bir parti olacak. Bayağı sağlam bir parti olacak. Ciddi paralar yatıracağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Diğer 3 parti de e, kendi istedikleri şekilde kasacaklar. Oyuna para yatırma zorunlulukları yok. Sadece oyunda kastıkları e, GB'leri çarlarını yatıracaklar. Tabii ki ceplerine de çekebilirler. Buna da bir itirazımız yok. Ama yani her bir ay, ay her ay bir item güncellemesi olacak bir minimum. E, eşya güncellemesi olacak klanda o eşyalara da uymaya çalışacak herkes o şekilde ilerleyeceğiz. E, sizler de katılmak istiyorsanız dediğim gibi X Premium ya da Farm Premium almanız yeterli. Bunun dışında Discord'da aktif olarak olmanız gerekiyor. Katılmak istiyorsanız 8 tane okçu 2 tane de priest açığımız var arkadaşlar. Priestlerimizin biri int biri de cc yani biri cc priest biri de db priest olacak ama tabi onlar da Skill'lerini değiştirerek duruma göre oynayıp ilerleyebilirler. Ee, ulaşmak istiyorsanız Discord'a kayıt yaptıracaksınız. Açıklama kısmında var Discord linkimiz. Oradan bana özel mesaj atacaksınız. Ben de sizi WhatsApp grubumuza alacağım. Ve birlikte ilerleyeceğiz. Ee, server açımlarından açılmasından bir gün ya da iki gün önce bir level komple hep birlikte bir başlayıp bir önden antrenman yapacağız arkadaşlar. Akşam Türkiye saatiyle 7-8 gibi olacak bu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve şöyle bir güzellik var. Onu sizlere hemen göstereyim ben. Sağ alt kısımda mağazadan ödülleriniz var arkadaşlar. Bu herkese açık. Ödüllerinizi en geç 23 Ocak saat 5'e kadar Complete Premium 3 günü alabilirsiniz. 26'sında oyun bildiğiniz gibi başlıyor. Bugün ayın 21'i yani salı günü alırsanız Cuma çıkışı kadar yani yeni soru başlayana kadar kullanabilirsiniz ki bizler de bunları alacağız. Ve bir level başlangıç yapıp bir klanımızı deneyeceğiz. Bunu sakın almayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıca oyunu indirip ee, kaydınızı yapın yani bir çarınızı açın. Ön kayıt süreci daha bir duyuru yapılmadı. Belki siz bu videoyu izlerken bir duyuru yapılmış olur. 5 gün kaldı bekliyoruz bakalım. Detayları da ilerleyen videolarda daha yeni sorular gelmeden sizlerle paylaşırız. Evet bir dışarı çıktım geri geldim. Haftalık market alışverişini yaptık arkadaşlar. Saatten de anlayabilirsiniz. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Oyuna başlayacaksınız değil mi? Başlarken nasıl başlamanız gerekiyor? İki şekil var. Bir benim tavsiye ettiğim. Abi abanın 1500 lira civarlarında. Fiyatlara son teknolojik.com üzerinden birazdan bakacağız. E, aba'nın, alın komple premium'unuzu, puslarınızı, her şeyinizi tam takır başlayın, hızlı bir şekilde exp'inizi kasın, sonra farm oturun, farm oturacaksınız. He yok ya, ben yavaş yavaş farm, prele level kasarım, o şekilde ilerlerim diyen arkadaşlar için de ayrı bir şekilde göstereceğim. Şimdi sizlere neden full pus başlamanız gerektiğini söylüyorum. Full pus'tan kastım, komple premium alacaksın, işte exp seyircilerini alacaksın, e, rovunu alacaksın, bunları alacaksın ki bir an önce son levele ulaş. Son level ulaştığın zaman hızlı bir şekilde zindanlarına girebileceksin. Dead modda zindanlarına girebileceksin. Oradan daha yüksek droplar alma şansını yakalayacaksın. Ee, ve daha hızlı ulaşacaksın bazı şeylere. Ama farm premium ile başladığın zaman Ha 60 level oldum. Gideyim Graveguard farmına başlayayım. Graveguard diyorum bu. Dead Cyclops farmına başlayayım. Dwyner farmına başlayayım falan böyle. Düşük levellerde yavaş yavaş görevleri yaparım, ilerlerim. Bu da olabilir. Ama full push başlarsanız Hızlıca 75 olup bazı şeylere erkenden ulaştığınız zaman öne geçme fırsatınız çok yüksek arkadaşlar. Çünkü sen şimdi okçu oynayacaksın. E okçu oynayacaksan farm atacağın yer belli. Death Valley'de atman lazım farmı. Gidip böyle runik golemlerde can çekişmeyeceksin. Ya da ne bileyim e, Protein Kingdom'da işte Lunascar Kingdom'da gidip Poison Rock, Flame Rock'da can çekiş çekişmeyeceksin. Senin Death Valley'e gidip kasman lazım. Death Valley'deki droplar önemli çünkü. Sonuçta Protein Kingdom'da sen Poisonous Rock kasıyorsun. Çerçöp kasacaksın oradan. Belki bir umut küçük bir epik silah çıkacak. Ama sen gidip de Deathfly'ı ile de kastığın zaman orada kasarken Poisonous Rock'ı kesiyorsun. Hop senin üstüne bir tane Swiftness Ring gelecek. Sen bunu deli bir dehşet paraları saçacaksın oyun başında. Ama tabii ki benim tavsiyem. E, ee, Safe gelince Koy daha güçlü, daha güçlü yani. Ama şey de olabilir, Safe Ring'i satarsın, iki hafta salakta para kasarsın, o biriktirdiğin parayla daha sağlam item alırsın bilmiyorum bu yoruma açık bir konu Ama ben düşürdüğümü çara yatıracağım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. İlk 2 hafta 3 hafta e, çarınızı görüştürün ki en iyi slotlarda siz farm atın. Ama çok zor olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Death Valley'de farm atmak imkansız gibi bir şey olacak. Çünkü ben şahsen bir an önce 75 level olup direkt böyle adam böyle işte daha 75 level olmamış farm atmaya çalışan, ekşasmaya çalışanların arasına bir parti asasla böyle girip biçip çıkacağım kimse küfretmesin. Çünkü inanılmaz keyifli bir şey. Tabii ki bolda PK oynayacak, bossa oynayacağım, onu oynayacağım ama bu şekilde ilerleyeceğim ve benim gibi yapacak çok fazla insan var. Ondan dolayı farm biraz tehlikeli olacak. Yani ezik levellerde farm atmaya çalışmayın arkadaşlar. Deadway. Gidin, XP'nizi kasın, uçurun. 75 önce, bir an önce olun. En kötü yani tek kişi baskına geldiği zaman biri onu geri savurabilirin. Ezik ezik çalışmayın. Bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden komple pre alın, expiry, herhalde 2 hafta 75 olur herkes diye düşünüyorum zindanlarla birlikte. Sonrasında rahat rahat kasarsınız. Aa ben yok, farm atacağım. Farm e, premium alacağım. Komple o kadar para vermem'' falan diyorsanız da bir şey diyemem. En kötü gidersiniz Protein Kingdom'da saatte 5'em kasarsınız ne diyeyim. Şimdi gelelim full başlayacak arkadaşların olmazsa olmaz, alınması gereken eşyalarına. Şuradan abi yazıyoruz. Complete Premium şunu alacaksın bir kere. Bu şart. Bu Allah'ın emri. X premiumda kasacaksın. Zindanların son bossunda da farma çekip drop'unu alırsın. Keyfine bakarsın. Ekleyelim. 6150 artı kardeşim. Full altı full kostüm almak zorundasın. Ve 1600 olanı almak zorundasın. Çünkü bu 1600'ler %2 XP bonus veriyor. İşte canavarlara karşı %1 atak %2 defans veriyor. Bunlar bu alması gerekiyor. Aslında bunu bir tek pay to win yapmışlar. Ben beğenmedim. Bu, bu sistemi normal ezikler sadece ozuk ezikler olsaymış. İşte bu binlikler olsaymış daha iyiymiş. Ama tabii ki oyunun da bir şekilde birazcık para kazanması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu oyun yönetiminde sadece 80 tane yazılımcı çalışıyor. Onların maaşlarını ödememiz lazım. Benim gibi yayıncıların da maaşlarını ödememiz lazım. O yüzden bunları alacağız. Ee, evet. Şuradan geçelim. 1600'lük olanı alacaksınız arkadaşlar. 1600 buna da ekledik. Artı 1600 koyduk cebe. 7750. E pot alman lazım. Ror, Mana pot. Abi kostümiste home'a bakacağız. Mega. 150-150. Şu ikisine bir 1000 kafadan ayırın. 1000 rice cash. Bu ikisine kafadan ayırın. 8750 oldu. Bunun üstüne sizin Lootunuzu alacaksınız. Ya gerçi loota gerek yok ya. Siktir et luta para verme ona. 800 çok pahalı. İlerleyen zamanlarda alırsın. Full fart full yoz da bu bence gereksiz. Ama XP boostları alacağız arkadaşlar. Bunlar önemli yani. Şuradan hemen bir tane şundan alacaksın. 300. Artı. Ee, iki tane bundan alacaksın büyük ihtimalle aynen. İki tane de Allah. Bir tane bundan alsan yeter. Bir tane bundan alacaksın. Artı 400. Bir tane de bundan alacaksın. 60'tan sonra bunu basacağım. Bir tane yeter mi? Yetmezse alırsın ama bir taneyle başla artı 900. Ve son olarak da bir tane 70 75 alsanız kafi. Görevleri de yapacaksınız zaten. Artı 1500 de bu. 11.850. Yok çanta büyütme. Yok işte otopet motopet. Çok da şart değil bunlar. Burada hedef full artı full dike hedef bir an önce 75 level olmak. Senin petin gidip kutuyu alıp gelecek onu kendi klanınla kendi partinin anlaşırsın. Gider bir kişi alır peti. Onlar ilerler. Binek önemli arkadaşlar. Yeni soruda binek yarışı direkt olacak mı? Ya da olsa bile ödülleri neler olacak bilmiyorum ama binek yarışı olduğu zaman almanız gerekiyor. Çünkü binek yarışında birinci olursanız inanılmaz güzel droplar, eşyalar sizin elinize geçer. Artı 500 diyorum bunlara. Ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? Dual matta alacaksınız arkadaşlar. %1 damage to all monster. Bunu almak zorundasınız maalesef. 500 de buna dedik. Etti mi sana? 12.850 rice cash. 12.850 kardeşim. Daha bitmedi. Kanat. Kanatlara bakıyoruz şöyle. Ne özellik veriyormuş? Battle point 2, battle point 2, battle point 2. Siktir et. Boş ver. Alma. Para verme boşu boşuna kanata. Cebinde kalsın. Boşu boşuna kendin masraf yapma. Kanat gereksiz olur. Abartı olur. Ama maalesef tabii ki şuradan def. Def scroll alacaksın babacım. Great defans scroll. 485. 500. Artı 500. Bunun HP'si var. Grid HP scroll. 500. Artı 500. Bu arada bunları alıyorsun mesela 500-500. 50 tane veriyor sana ve 1 saat sürüyor. 50 saat boyunca. Nereden baksın 2 hafta çok rahat yeter sana. Tabi sen manyak gibi 24 PK atacaksın bilmiyorum ama bunu bir aldım mı bir ay çok rahat yeter. Hatta sonraki aya bile kalabilir. Kalsın cebinde gerek yok. Atak Scroll Rogue oynuyoruz arkadaşlar. 200'e bunu verelim. Bir saat adrenalin basmakla uğraşmayalım. Zaten full artı full başlıyoruz artı. 200. Etti mi sana 14.000 efendim. Bir tane de Heroizm. Heroizm Scroll 20 tane veriyor. Bunları da alacağız maalesef ama bu 10 tane 20 tane veriyor bir saat. Bunu da alalım bunu da alalım bunu da PK'da basarsınız çantanızda bulunsun yer kaplamasın. Artı 395 14400 sizin yani kısaca abi 15000 rise cash başlamanız gerekiyor. Ama bu full artı full her şey içinde olan şekilde bunları alacaksın başlayacaksın 15000'i cebine koy. Bu şekilde ilerle ama tabii ki. Ee, ben yine full artı full başlarım. Ama yavaş yavaş ilerlerim kafasındaysanız. Evet. komplet e, premiumunuzu alın. Oyununuza girin. Partinizdeki arkadaşlarınıza sorun. Başlayacağınız zaman neyi alsam olur, neyi almasam olur. Yani yavaş yavaş Bir anda hepsini yüklenip alıp full başlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Daha sağlıklı olur. Mesela atak scroll'unu, dev scroll'unu alma. Bir beklet onu. Baktın ihtiyacın olacak. PK atacaksın ihtiyacın olacağı zaman alırsın. Ama 15.000 rice cash senin bakiyende bulunsun. Gelin bakalım bir 15.000 rice cash kaç paraymış. Evet, sonteklif.com'a geldik. Sponsorumuz buradan. Hepiniz üye olun. Yakında direkt yani yakın dediğim bir sonraki videoda sizlerle birlikte çekilişler buradan başlayacağız. Rastgeşlerinizin bir kısmını inşallah benden karşılayacaksınız. Elimden geldiğince buranın yönetimini darlayacağım. Bizim YouTube izleyicilerimiz, seyircilerimiz var, arkadaşlarımız var. Bunlara rastgeleç vermemiz lazım bedava. Koskoca sonteklif.com olarak bir şeyler verin diyeceğiz, ilerleyeceğiz. Buradan Rize Online'a e tıklayıp Rize keş'e tıklıyorsunuz ve burada şöyle en aşağıya iniyorsunuz. 10.500 Rice Cash, 1450 TL. Bir tane bundan alıyorsun. Bir tane de 5200 alıyorsun babacım. Toplam 2250-2500 lira civarı bir full artı full başlangıç. La kardeşim buraya 2500 lira para veriyoruz böyle başlangıç mı olur? Demeyin arkadaşlar. Size şunun garantisini veriyorum. Ee, sizler bu oyuna böyle başlar başladığınız zaman. Yani bunun parasını oyundan çok kısa bir sürede çok rahat bir şekilde çıkartabileceksiniz. Bunu göreceksiniz. Ben de ilk başta Ryze'a başladığım zaman bu kadar yüksek değildi ama o zaman asgari ücret 4000 lira falan için asgari ücret oldu 17000 lira arkadaşlar. Asgari ücret 4000 lirayken 200 TL falan vermiştim. 300 TL falan vermiştim sanırım. Tam hatırlamıyorum. 500 lira da vermiş olabilirim. Şimdi iki, asgari ücret 17000 lirayken 2200 2300 lira veriyorsun. Full artı full başlangıç yapıyorsun. Tabi bu başlangıcı yaptıktan sonra e, herke, yani daha level 1'sin 75 değilsin. Sonraki aylarda vermeniz gereken büyük ihtimalle sadece 5200 cash olacak. Ki bunu da oyun içinde aldığınız droplarla çok rahat karşılayacaksınız. Ben hatırlıyorum oyuna yeni başladığım zaman giriş yaptıktan sonra bir tane Traveler's Ring düşürmüştüm sadece daha oyunun ikinci gününde. Direkt bütün verdiğim cash parasını almıştım. Siz de bu şekilde alırsınız. Hiç kafanıza takmayın bunu. Ama tabii ki bu full artı full. Hızlıca ben 75 level olayım. Uçayım kaçayım. Hemen sağlam olayım. PK'ya gireyim diyecek arkadaşlar için. Yani bir şeyden keyif almak istiyorsan bir birazcık böyle başlangıçta bir para vereceksin. Ama ilerleyen zamanda bunun parasını çok rahat bir şekilde geri çıkaracaksınız. Ki ben de sizlere göstereceğim. Bak ben bu kadar para harcadım ama bunu da geri aldım diye sizlere söyleyeceğim. Bu öyledir. Buna yapacak bir şey yok. Şimdi gelin sizlerle birlikte bir de budget olan sadece farm atacak arkadaşlar. Farm yönelik ben yavaş yavaş görevlerimi yaparım. Levelimi kasarım. Onları da alması gerekenleri. Onların kaç parayla başlaması gerekenleri söyleyelim. Full artı full de 15.000 Rise Cash ile başladık. Farm atacak için ben farmımı atarım. Farmımı atarken de yavaş yavaş görevlerle levelimi kasarım diyecek arkadaşlar için alması gereken naçizane şeyler. Yine o da çok inanılmaz ucuz tutmuyor arkadaşlar. Yani en az bir 1000 lirayı 1500 liraya gözden çıkartmanız gerekiyor başlamak için. Farm Premium. Yanlış yerden bakıyoruz. Home edeceğiz. Home. Farm Premium. 4000 Cash. 3980 artı. Bunu aldığınız zaman arkana scroll gelir. Artan arkana scroll satarsınız potlarını alırsınız. Mis gibi potlar alırsınız. Farm premium alıp farm atacak arkadaşlar. Eğer farm atıp birazcık para kazanmak istiyorlarsa ilk bir aylık süreçte kastıklarını çarına yatırması gerekiyor. Sonraki süreçte deliler gibi kazanabilirsiniz. Ama tabii ilk bir haftada iki haftada elinize bir drop gelirse böyle yüksek sağlam ne bileyim bir pendant düşürdünüz bir yerden. Ne bileyim Traveler's Pendant düşürdünüz. Onu satarsınız, onu cebinize koyarsınız. Çok iyi, inanılmaz fazla para edecek arkadaşlar. Mesela ilk hafta bir tane Siphon's Pendant alıyorsun. Belki 5000 liraya satacaksın onu. 4000 liraya satacaksın. Bir ay sonra onun fiyatı 4'te 1'ine, 5'te 1'ine düşecek. O yüzden ilk bir hafta, iki hafta level kasarken girdiğiniz zindanlardan güzel bir drop alırsa onu direkt satıp 6 aylık direkt pre masrafınızı çıkartabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyin. Yani direkt ben o aldım, çoruma yatıracağım diye düşünmeyin farm arkadaşlar. Ne geldiyse takı olarak onu gönderin. Ona bakın yani. O şekilde ilerleyin. Benim düşüncem bu şekilde. Ama ben çarıma yatırırım daha çok kasarım diyorsanız bu şekilde düşünüyorsanız zaten full başlayın arkadaşlar. yani burada farm premium buradan oyundan para kazanmak isteyenler için söylüyorum bunu farmı. İlk başta güzel bir drop alırsanız onu satın cebinize koyun ki premium'a verdiğiniz bütün paralar hemen çıksın hızlıca. Ki ikinci haftada maksimum iki hafta sonra onu çok rahat çıkartacaksınız farm premium'la. %100 garanti denendi de onaylandı. Farm premium'u aldık. Ne alacağız? Looter arkadaşlar. Looter almanız gerekiyor. Yani elinizden geldiği kadar Dead Valley'de gece saatlerinde farm atan adam üniversite öğrencisi olur genelde. Geceleri uyanık olur, sabahları uyu olur. O arkadaşlar için geceleri Dead Valley'de artı 800'e Magic Looter'unuzu aldınız. Cebinize koydunuz, keyfinize baktınız. Tabii ki Rove da eksik kazacaksınız az çok. Orada o kısmı size ayarlarsınız artık. Onun içinde Magic Puppet, Jarchut falan. Magic Puppet aldığınız zaman 168 saat sonra available diyor işte. Magic Puppet'ını alırsın. Bunun içinde bir 500 ayır. Artı 5200. Bir de kostüm alacaksın canavarlara. Ama bu kostümü hemen almanıza da gerek yok. Birazcık ilerledikten sonra oyundan gelen parayla alırsınız. 5200, 5300. Yani bir 5000 Rise Cash çekip farm premiumunuzu alın. Maddalarınızı alın. Bir de potunuzu alın. İlerleyin gidin. 5000 bunun için yeterli. Sonra oyundan gelenlerle premiumda buradaki eksiklerinizi tamamlarsınız. Oyun başladığı zaman ilk açıldığı zaman GB fiyatı 4000-5000 bin, bin lira belki daha fazla olacak arkadaşlar. İlerleyen bir ay sonraki süreçte bu azalacak. Düzlenecek. O şekilde alacaksınız. Farm Premium'da benim naçizane tavsiyem mutlaka bak mutlaka Farm Premium'u aldıktan sonra e, ee, looter'ınızı alın. Üstünüze bir de pot alın. Yeterli. Fazlasına gerek yok. 5000 Rise Cash fazlasıyla yeterli. Şimdi gelin bir de ben fakirim. Param yok diyen arkadaşlar için nasıl başlamaları gerektiğini söyleyelim. Geldik. Abi benim param yok. Abi benim param yok. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Yani çok sıkıntı. Oyna para yatıramam diyen bir arkadaş için arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ama bunu almanız gerekiyor. Bu Allah'ın emri. Tamam mı? 900 keşe elit premium alacaksınız. 900 cash'in fiyatı 1000 rice cash alıyorsunuz. Bunun fiyatı 145 TL. 150 lira bir başlangıç vermeniz gerekiyor ki siz burada zindanlara girebilin. Az çok ex partilerde expinizi kasın. Görevlerle zaten 65 level olursunuz. Zindanlardan kastığınız droplarla da diğer ulaşmanız gereken farm premium'a ulaşırsınız ilerlersiniz. Elite premium almanız yeterli. Elite pre alırsınız. Elite pre'nin gelen bonusu 350 rice cash yazıyor. Bak burada parmağımla gösteremiyorum. Parmağımla gösteriyorum ama siz parmağımı görmüyorsunuz. 350 rice cash ile de e, can potu ve mana potu alırsınız. Ayrı zaman görevlerden gelenlerle de bir şekilde ilerlersiniz. Ama premium alın. Premiumsuz başlangıcı asla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu olması lazım. Bunu alın ki inanılmaz geride kalmayın yani. Millet uzaya çıktığında siz hala işte sağ sol kavgası yapmayın. Anladın mı demek istediğimiz? Bak inceleri sapladım burada. İnceleri sapladım. Millet uzaya çıktığı zaman biz burada hala neyse çok olur. Elite premium alın. Ama benim nacizane tavsiyem arkadaşlar. Zaten e, hepimizin yaşı ilerleyen böyle genç küçük yaşta insanlar başlamıyor bu oyuna çok fazla. Yani 25 üstü artık aylık parası olan insanlar başlıyor. Yani bir full başlamanız benim size tavsiyem full zamanınız varsa yani full zamanınız dediğim. Mesela cuma başlayacak ben sabah 7-4 çalışıyorum sonra akşam 5'ten sonra gireceğim oyuna o şekilde başlayacağım ama. Cuma, cumartesi, pazar kör olana kadar oynayacağım hızlı levelimi kasmak için. Sizler de bir başlayın full bakın burada en önemli olay eğlence arkadaşlar. Amacınız eğlenmek olsun ve maalesef artık günümüz dünyasında eğlenmenin de bir bedeli var. Tabi sen ben bana ne ya ben Rise, bana ne bunlardan falan diyorsanız gidip LOL oynayabilirsiniz, Valorant oynayabilirsiniz, CS:GO oynayabilirsiniz, PES oynayabilirsiniz. O şekilde de eğlenebilirsiniz. Ben MMORPG seviyorum. Ben Rise of Orange oynayacağım diyen arkadaşlar da maksimum zevk için full başlamanızı tavsiye ediyorum. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kaçırdığım şeyler olabilir. Çünkü yani son 6 aydır, 1 yıldır falan var, oynamıyorum düzenli olarak. Pazara başladığımdan beri sadece pazarda takıldım. Bu arada pazarda ya bilginiz varsa böyle ev alırsınız o derece bir pazar olacak. Ama benim zamanım yok. Neyse burada yura kazanmaya alarak devam edeyim. Uzun lafın kısası. Herkese arkadaşlar yeni sorular hayırlı olsun diyorum. Umarım bir aksilik bir sorun yaşamayız. Keyifli oyunumuzu oynarız hayatımızı bu zor günlerde, bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa bizi böyle bir gerçek dünyadan uzaklaştırıp böyle bu tarz kafamızı dağıtmamızı işine çok bir şekilde yarar. Eğleniriz. Çok da uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, başlamadan önce iki video daha atacağım. Umarım yetiştiririm o videoları da. İşte nerede farm atabilirsiniz başlangıçta, nerede eksik kasabilirsiniz başlangıçta. Bu şekilde olur. Klana gelmek isteyenler açıklama kısmındaki Discord linkinden bana özel mesaj atsınlar. Sadece 10 değil 2 kişi daha yazmış. 8 kişilik yer kaldı şu an. Diğer video hala aktif olarak izlendiği için mesaj geliyor. 8 kişilik yer kaldı. Çok fazla gelirse ikinci klanı da kurarız. Klandaki ilk hedefimiz hızlıca herkesin levelini kasmak. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.